Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Efendim bugün hangi konuyu konuşacağız? Bugün Alendelo'nun ötenazisini konuşacağız. Aslında şöyle bir şey söylemem lazım, aslında itiraf etmem lazım. Onun ötenazi talebinin olduğunu gördüğüm haber bundan yaklaşık bir ay önce mi yayınlandı? Herhalde olmuştur o kadar. Oğlundan ve çevresinden böyle bir talepte bulunmuş. Yani beni ötenaziyle... Ötenazi nedir? Yani intiharın resmileşmişi. Bir hastaneye gidiyorsunuz. Bunu yapan hastaneler var Avrupa'da. İsviçre'de galiba o da bunu yaptırmış. Bazı Avrupa ülkeleri bunu yasallaştırmış durumda. Gidiyorsunuz, beni öldürün diyorsunuz. Onlar da size bir işte zehir veriyorlar artık neyse. Acısız, tırnak içinde öyle söylüyorlar. Acısız bir ölümle bu dünyadan ayrılmış oluyorsunuz. Bunun yasal olduğu ve yapıldığı ülkeler var. Avrupa'da var. Amerika'da yasal mı onu bilmiyorum. O da bunu bir ay önce talep etmiş. Neden talep etmiş? Efendim yaşlılığından dolayı. Adam tabii gençliğinde Alain Delon, gerçi benim kuşağımdakiler o kadar tanır mı bilmiyorum ama bizim üstümüz olanlar çok iyi tanıyorlar. Çok sayıda filmi olan, çok da yakışıklı. Bizim Cüneyt Arkın neyse Avrupa'da da o galiba, o öyle bir değer gören birisi. Avrupa'da, Amerika'da öyle. Tabii o gençlik, o sağlık, o boy post yaşlayınca kalmıyor. Hastalıklar, şunlar bunlar insanı çok yıpratıyor. O da bu yorgunluktan dolayı artık hayata katlanamadığını söylemiş. Daha evvel intihara teşebbüs etmişliği de olmuş ama başarısız olmuş. Öyle bir şey okumuştum, kesin bilmiyorum. Artık hayattan ayrılmak istemiş. 86 yaşında da ötenaziyle bugün itibariyle hayattan ayrıldı. Artık onun için ahiret süreci başlamış sayılır. Kabir hayatı başladı yani. Peki buna nasıl bakacağız? Buna Risale-i Nur'dan bir metni kullanarak bakmaya çalışacağız. Burası neresi oluyor? Haşir Risalesi'nin Zeyli oluyor burası. Onun mukaddeme bölümü. Zeyl'in birinci parçası, evet. Onuncu sözün birinci Zeyli, pardon düzeltiyorum. Onuncu sözün birinci Zeyli mukaddeme bölümünü. Mukaddeme bölümünde yaşlılarla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği bir şey var. Ahirete iman ve yaşlılar arasındaki bir ilgiyle ilgili, ilgiyle ilgili de olmadı ama söylemiş bulunduk. Ona dair bir metin var, onu okuyacağız ve üstüne biraz konuşmaya çalışacağız. Mukaddimesinden başlıyorum, sonra atlayacağım bir bölümü, doğrudan ihtiyarlarla ilgili bölüme geçeceğim. Mukaddime, haşir akidesinin pek çok ruhi faydelerinden ve hayati neticelerinden bir tek netice-i camiayı, yani kapsamlı bir neticeyi ihtisarla, özetle beyan ve hayat-ı insaniyeye, hususan hayat-ı içtimaiyesine ve hususan hayat-ı içtimaiyesine, toplumsal hayatına ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve bu iman-ı haşri akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hücceti külliyeyi icmal ile göstermek ve o akideyi haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret iki noktadır. Müslümanların sosyal hayatı için ahirete inanmak ne kadar gerekli, ne kadar lazım, bunu ifade eden deliller okuyacağız şimdi. İşte mukaddimeyi atladım, şimdi birinci noktadan ikinci delil kısmına geçiyorum. Nevi insanın, yani insan türünün bir cihette nısfı olan, nısfı yarısı diyebiliyorum, bakalım neymiş buradaki sözden, yarısı evet, nısfı olan ihtiyarlar, yani yarısını oluşturuyor toplumun ihtiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye, ahiret hayatı ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Ve çocuk hükmüne geçen seriüt teessür, bak, çocuk hükmüne geçen seriüt teessür, seriüt teessür, teessür etkilenme, seri hızlı, çabuk etkilenen ve çocuk hükmüne geçen çabuk etkilenen ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden, ölüm ve yok oluş, ayrılıktan gelen elim ve dehşetli meyusiyete, ümitsizliğe, acılara karşı
ancak hayatı vakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Ya bu dünyadan gidiyorum, evet lezzetlerim azaldı, evet bedenim eskisi gibi değil, istediğim gibi değil. Ama sonsuz bir hayat beni bekliyor. Bu olursa diyor buna katlanabilirler, yaşlılığa katlanabilirler. Ancak hayatı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vaveyla-i ruhi, yani ruh çığlığı, ruh yangını ve bir dağdağı kalbi, kalp sarsıntısı, karmaşası hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Bu metnin devamı başka sosyal sınıflar üzerinden de mevzuyu anlatıyor. Ama biz ihtiyarlarla ilgili bölümü okuduk. Gördük ki ya hakikaten insan bu dünyaya, bu dünyada kalarak katlanamaz sadece. Tamam, gençlikte çok güzel, işleriniz de tıkırındaysa tamam, bir derece lezzetini alıyorsunuz dünyanın da. Bir de bunun çöküş dönemi var. Eskiden yapabildiklerinizi yapamadığınız bir dönem başlıyor orta yaşı geçtikten sonra. İşte halı sahada çok iyi koşardım ben. Bak şimdi koşamıyorum. Gençlerle yarışamıyorum. Yeğenimi koşarken geçiyordum eskiden. Şimdi yeğenim bana tur bindiriyor. Ne oluyor? Bak işte yaşlılık. Eksilmeler başlıyor, düşmeler başlıyor. Saçımız dökülüyor, saçımız beyazlıyor vesaire vesaire. Bir de daha ileri yaşlarda bunun daha çok bedensel sonucu var. Allah göstermesin, hastalıklarla falan filan iyice ağırlaşan bir süreç. Bu sürece insan nasıl katlanır? Ancak arkasında bir ümit varsa, arkasından gelecek bir şeylere inanırsa dayanabilir. Bizim sabrımızın kilidi nedir arkadaşlar? Sabrımızın kilidi sonrasında gelecek mükafattır. Bir insan sınavlara nasıl hazırlanıyor? Üniversite sınavına mesela hazırlanan gençler, ya ondan sonra işte şöyle şöyle rahatlayacağım diye buradaki çileyi çekiyor. Veya işte bir ay nasıl çalışıyoruz maaş için? İşte şöyle şöyle yapıyorum ki ay sonunda şu kadar para alacağım. Bizi sevk eden, çalıştıran üç şey var. Bir kemal, iki ücret, üç ne diyelim? Kemal, ücret, bir de lezzet. Şimdi ihtiyarlarda kemal gidiyor, çiz. Lezzet gidiyor, iki. Ücret de kalmıyor. Ne oluyor bu sefer? Amaçsızlaşıyor, varlığını amaçsız kılıyor. Bu dünya üzerinden bakarsak sadece varlığı amaçsız gelmeye başlıyor. Yani bu dünyanın şartlarında, bu dünyanın standartlarında zaten yaşayamıyorum ben diye düşünüyor. Ne olacak? O zaman ben öleyim noktasına gelmeleri kolaylaşıyor ki Avrupa'da, Amerika'da veya başka ülkelerde bu tarz çok intihar haberleri okuyoruz. Yaşlılıktan dolayı ötenaziyi bile yasallaştırma böyle bir ihtiyaçtan geldi. Yani insanlar onu istiyorlar artık yaşamaktansa. Hemen kıt kıt gideyim, zaten ahiret inanmıyor vesaire. Görüyoruz işte Alain Delon örneği de bize bunu söylemiş oluyor. Dünyada ne olursan ol, ne kadar yakışıklı olursan ol, ne kadar zengin olursan ol, ne kadar şöhretli olursan ol, nihayetinde hayat senden verdiğini alıyor. Dayanabilmek için arkada başka bir şeylerin olduğunu düşünmen lazım. Oraya çalışmış olman lazım. Yoksa sadece bu dünyanın lezzetleri bu dünyada insanı teselli etmeye yetmiyor. Efendim bilmiyorum ne kadar bağlayabildik ama böyle bir metinden, mürşidimizin böyle bir metninden istifade etmeye çalıştık. İstifa eden Alain Delon oldu. Cenab-ı Hak imtihanımızı kolay eylesin. Bizi zorluklarla, hastalıklarla, borçlarla, türlü türlü sıkıntılarla imtihan etmesin. Onlara uğratmasın. İmtihan zor bir şeydir. Biz onun rahmetine muhtacız. Musa Aleyhisselam'ın duasında olduğu gibi vereceği her hayra muhtacız. Ondan merhametin, rahmetin dileniyoruz. Ama biliyoruz ki onun bize lütfettiği iman, amel bu dünyadaki hayatımızı da kolaylaştırıyor. Çünkü bu dünyayı öteki bir alemle bağlıyor. Gaybi bir alemle bağlıyor. Bu dünyayı sadece bu dünyadan ibaret bırakmadığı için de gönlümüz, göğsümüz, bakışımız, yaşayışımız genişliyor. Direnişimiz artıyor. Cenab-ı Hak o direniş üzere yaşamayı hüsnü hatime ile hayatımızı sonlandırıp yine ona imanla, kelime-i şehadetle dirilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim bir entel meselelere, dantel çözümlerden bu kadar. Bir başkasında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.